YouTube'a da atıyorum bu videoları. Chat böyle her gün artık yeni videolar geliyor YouTube'a. Sizi seviyorum. Bunlar seviliyor. Bol bol like dağıtıyorsunuz. Allah razı olsun. Abone de oluyorsunuz. 250 bin abone olursak şişeye oturuyor. 250 bin abone olursak Romance Club Göklerin Sırrı 2. Sizi seviyorum. Abi gözlüğün, sarı gülün bir şeyler yapmadan önce popu öpüşü kadar tatlı. Düğüme sevinemedim ben. Talking about bro. Göksu iyi ki varsın. Hoş geldin Celiko. Allah kesene bereket versin. Çeçim ne yapıyorsunuz? Abi 500K'da arkadaki pembe matta bize birkaç hareket gösterir misin? Anladım. Yavrum bunu birkaç hareket göstermem için 500K'ya gerek bile yok. Hemen göstereyim birkaç hareket arkadaki matta yavrum benim. Ya da şimdi göstermeyeyim ya. Şu anda hazır hissetmedim kendimi. Jane Doğucum Allah kesene bereket versin. 200 bin abonemiz hayırlı olsun chat. 200 bin abonemiz hayırlı olsun. Allah nasip ederse inşallah 500 binleri, 1 milyonları da görürüz chat. İnşallah dua edin 777. Ben arkadaşlar 1 milyon olana kadar sizin de çok güzel bir kariyer inşa edeceğinizi, mükemmel bir öğrencilik hayatı geçireceğinizi tahmin ediyorum. Ona da bir 777 chat. İnşallah siz de çok güzel arkadaşlar. Amin Allah ya. Size de çok güzel kapılar açacak inşallah arkadaşlar. Hissediyorum bunu. 777 diyorum, başka da bir şey demiyorum. Chat be! 3 haftamız var ya. 3 hafta. Yani Eylül'ün 14-15'ine kadar vaktimiz var. World of Tanks'e 150'yi yapar mıyız be chat ya? Ünlem mod be. Allah'ını sen. Ünlem mod. Ünlem dobili. W. Ünlem dobili. O T. Ünlem dobili. O T. Chat. Ünlem dobili. O T. Ünlem W O T. Chat. Yaparız ya. Ez kuşum ya. Vallahi billahi. Arkadaşlar yapamayız diyenler var. Yaparız. Yemin ederim yaparız. Ulan bugün zaten chat. Sırf yarına kadar arkadaşlar 20-30 yapsak Discord'a atar mısın linki? Abi bir tanıdığımın en yakın arkadaşı kızın eksiyle çıkmaya başlamış ve çoğu kişi enişteci olanı destekliyor. Sapıklık yavrum benim. Artık dünya vallahi tersine dönmüş ya. Dünya tersine. Eskiden eniştecileri biz böyle arkadaşlar meydanlık yerlerde linç ederdik. Linç. Linç derken öyle sözlü linç değil. Öyle sosyal medya yorum linci değil. Baya böyle taşlı sopalı. Taşlı sopalı yerlere yatırır. Yerlerde böyle saçından başından sürüklerdik eskiden. Eski zamanlarda. Kalmadı o incelikler chat. Kalmadı. Kalmadı artık öyle incelikler chat. Ey yavrum ey, öyle incelikler kalmadı. Abi kumru editi gelir mi? Gelir abla. Siz isteyin yeter ki gelsin. Abi Romance Club ne zaman oynayacaksın? Vallahi Tuhanacım güzelim benim. Resident Evil 4 bittiği anda. Resident Evil 4 bir bitsin, aradan çıksın. 200 bin abone olduk. Söz vermiştim chat. 200 bin abone olduğumuzda Romance Club'da Kali'ye başlayacağım diye. Başlayacağız. Allah nasip eder 250 binde olursa chat, ki oluruz. Oluruz bence chat. Çok hızlı 200 olduk Allah'a şükür. En son 190'dan 200'e çok hızlı çıktık. Onun için diyorum chat. 200'den 200'e yani seyircilere chat, seyircilere böyle vaatlerde bulununca abone olmaları için chat'çim ekstra onlar da motive oluyorlar. Yeni motivasyonumuzu söylüyorum chat. 250 bin abone olursak arkadaşlar şişeye oturacağız. 250 bin abone olursak arkadaşlar Göklerin Sırrı 2 oynayacağız chat. Allah'ın izniyle. 250 bin 250 bin aboneye Göklerin Sırrı 2. Hayırlı olsun alırım chat. Hayırlı olsun alırım hocam. Vallahi billahi. Hayırlı olsun alırım arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar neler yazıyorsunuz. Bakalım kimler neler yazıyor. Bak şu Abdültemur'a. Abi Arizona kertenkelesi taklidi gelir mi? Çok mantıklı şeyler yazılıyor bugün gene açele çiçeği. Abi okul açılıyor. Kreş bitti. Çok koyuyor. Kreş mi bitti? Ha sen şu anda yatay geçişte birinci sınıfa mı geçtin? Allah belanı ver. Nereye kazandın? Mehmet Akif Ersoy ilk öğretim okulunu mu kazandın? Nereye kazandın? Rezil. Ha küçük. Ha alfa kuşağı bitik birinci sınıf. Anaokulu kreş. Kreş Bandicoot. Nereye geçtin? Allah kahretmesin seni. Abi Halil İşko patatesi bırakıyormuş. Sanki dersin ki birisi alkolü bırakıyor. Sanki birisi sigarayı bırakıyor Allah korusun. Amen. Gördüm onu ya. Halil İşko patatesi bırakıyormuş muhabbetini. Rica ediyorum arkadaşlar. Discord'a atın çünkü ben engellendim chat. Beni engellediler. Lütfen arka patates detoksuna girmiş öykü. Üride hem çalışıp hem okuyacağım. Donetlerim daha beri. Canım Sevorim iyi ki varsın. Abi Arda bana geri döner mi? Hissediyorum 2 haftaya dönüyor. Abi Sims'e başlayacağız mı artık? Dayabicim Sims değil de yeni bir oyun çıkmış chat. Gördünüz mü onu? Burada şey attı bana onu.
Bizim Rabia attı chat, Rabia. Dur bakayım göstereyim. Yeni bir oyun çıkmış chat. Onu göstermem lazım size. Bir ara onu oynamamız lazım chat. Bir ara onu oynamamız lazım. Siz o oyunu gördünüz mü chat, yeni oyunu? İnzo... Heh! Ulan herkes de biliyor lan. Herkes de biliyor biliyor. Dur dur dur. Onu bilmeniz güzel bir şey yalnız chat. Onu bilmeniz güzel bir şey chat. Onu bilmeniz güzel bir şey. Dur bakayım abi. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Gördünüz mü arkadaşlar bu oyunu? Ha? Yani bir ara arkadaşlar karakter oluşturma demosunu bile oynayabiliriz biliyor musunuz arkadaşlar? Hemen göstereyim oyunu. Bu... Sims'e rakip. Chat yakala chat. Bu kadar yıldır EA bizi Sims'e sömürürken ona bir rakip abi geliyor. Ya. Hocam EA bizi Sims'e sömürüyor yorumunda çok varım bu arada chat. Ne diyor? Abi Tamer'den Demetler'e video geldi. 200K içinde video yapacak inşallah. Slam... Dur bir dakika Tamer'den Demetler bir dakika arkadaşlar şu videoya bakmadan önce Tamer'den Demetler kanalına abone olmayan varsa hemen chat'e spamlıyorum. Arkadaşlar tavsiyemdir. Çok güzel videolar atıyorlar arkadaşlar. Kısa kısa yani bizim böyle arkadaşlar izlemenizi tavsiye ederim chat. Hemen atalım linki. Hemen atalım linki. Abone olmayan varsa bence abone olun chat. Orası da güzel yani. Sarıyor kısa kısa arada. Ara taşak chat. Ara taşak. Chat Resident Evil 4. Yani EA o oyunun yapımcısı arkadaşlar. Harbiden şey Resident Evil 4 nereden çıktı? Sims 4. Harbiden arkadaşlar oyuncu kitlesini inanılmaz sömürüyor. Neden diye soracak olursanız. Bu kadar yıldır EA bizi Sims'e sömürürken... 3 günde bir chat DLC mi diyoruz ona? 3 günde bir DLC çıkıyor baba. 3 günde bir yani oyunu yekpare çıkart oynasın insanlar. 10 dolar ver işte çocuk indir. 5 dolar ver bina indir. Amenna. 20 dolar ver işte yeni hikaye indir. Baba olmuyor böyle Nurgül Perime'ye ki varsın. 26 yaşıma girdim kargocu bana abla dedi. Sana abi dediğim için özür dilerim Tamerişkom. Estağfurullah doğum günün kutlu olsun. Ama ona bir... bunun nasıl bir duygu olduğunu hissetmem bana iyi geldi. Rakip geliyor. Sims'i... Baba çok para bir de anasını satayım Gizem. Her dakika al al olmuyor yani anasını satayım. Tahtın. Plakadan ulaştım çekiliş için şapkaymış dedi. Çekiliş ne zaman yok? Oğlum yok çekiliş mekiliş. Ne anlatıyorsun Erdem? Lan edebilecek oyun. Sims'e evet. Rakip ve onun katili olabilecek oyun. Inzo'yu ve hayır scam falan da değil. Yani en azından çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Kore stüdyosu Krafton tarafından yapılıyor. Yani... Hocam Inzo'yu oyununda çok varım chat. Yani PUBG'nin yapımcısı. Ne alaka diyeceksiniz. Yıllar Valar Mobility gibi aslında. Dream'in yaşam simülasyon türünde tekel olması ve rakibinin olmaması onları birazcık sapıttırmıştı. Hocam ya harbiden sapıttırdı. Bu ne anasını satayım 3 günde bir vallahi sömürüyorlar insanları ya. Ya Sims 4. Allah'tan chat yani crackli versiyonu var da. Allah'tan crackli versiyonu var da millet arkadaşlar oradan kök özüyor. Ne yapsın 3 günde bir millet nasıl versin Sims'e para? Çıktın Serra abi vallahi çok acil. Küçük kuzenimle seni izliyorduk. Seni çok seviyordu. Ükü tablet reisi seni görmüş 2 gündür ağlıyor. Bebekler o nasıl bir şey yavrum Serra buradan kokulu öpücükler. Havuzlar falan yoktu. Oyunda olması gereken her şey eklenti paketi. Baksana baba bu kadar eklenti paketi mi? Bu ne lan? Amenna. 169 lira. 169 Zeyne parça 2 varsın canım benim. İnzo'yu oynayacağız chat bir ara. Biliyor. Neyse konumuz EA'yi eleştirmek değil. Oyunun görselleri o kadar güzel ki sadece izlerken bilgisayarınız kasıyor. Yalnız bizim artık chat galiba. Sim galiba chat evden önce bizim galiba bir sistem güncellemesi yapmamız lazım chat. Sims'te simleriniz var. Bilgisayarı biraz kuvvetlendirmemiz lazım galiba chat'cim. Var. İnzo'yu Zoe'leriniz var. Aslında hem Sims hem de Sims'i birleştiriyorlar. Yani evet, kısacası tanrı rolündesiniz. Tövbe haşa ama chat baksana vallahi görüntüler çok güzel sarar ha. Sadece karakter. Sarar ha. Karakteri değil dünyayı da değiştirebiliyor. Abi bir 4070 yavrum 4070 değil de 4080 mi çaksak acaba? 4090 da çok pahalı ya. Bak. 4080 olabilir gibi geldi bana. Sevorucu mu iyi ki varsın? Hayvan nüfusun. Sims ağır cüzdan düşmanı ya. Bundan tut dünyadaki dekorasyonlara, ağaçlara, bitkilere, hava durumu her şeyi size bırakıyor oyun. Hayalinizdeki evet. Ya da kafanızdaki senaryoyu tamamen oluşturmanıza izin veriyor. Hocam bu oyun sarar ya. Bu oyun böyle arkadaşlar. Hatta GTA'msı ama GTA'msı derken Sims'in böyle GTA'msı yani böyle görüntüler falan. Ev yapma yeteneğini. Hani grafikler öyleli. Siz falan kötüyse ben ev yapamıyorum diyorsanız AI ile desteklemişler. Hocam AI siktir et bizim mimarlarımız var, iç mimarlarımız var, dış mimarlarımız var, normal mimarlarımız var, orta mimarlarımız var, köşe mimarlarımız var yaparız abla ya. Siz yazıyorsunuz o yapıyor. Ya... Onu da yaparız baksana bu ne be Halileşko evi mesela Halileşko şey, evreni. Fena sarar chat. Bak naz yapma naz diyor ki iç mimarım ben diyor. Çık yaşa. Sade olsun Selim Bey diyor. Ay biçim ben. Onların fotoğraflarıyla bunu oyuna katabiliyorsunuz. Sims'te sizi sınırlayan çizgiyi bu oyun siliyor. Ya hocam bu oyun bir çıksın, bu oyun bir araştırılsın chat ya. Arabanızı kendiniz sürüp kaza yapabiliyorsunuz evet ya. Sims 3'te arabalar vardı. 4 Ecren abi uzun zamandır Ecren'im iyi ki varsın. Allah kesene bereket versin gülüm benim. Ecren mi Ceren mi? Araba yok, araba sadece görüntüde var. Ya oğlum Sims hakikaten Sims fena değil. Sims 4 fena değil ama
Sims'i gerçekten önemseyip yüzlerce DLC çıkartmak yerine seri geliştirmeye amaç... Baksana hocam A101 çalışalı falan oluyorsun. ...sayıdı bence böyle gözükürdü. Eğer bu dediklerim sizin ilginizi çektiyse şu an Steam'de Inzoi'nin karakter yaratma demosu var. Hocam ben bu ara bir ara chat Steam'den bu Inzoi'nin karakter yaratma demosunu chat... İsteyen... Sırf onu bile görmek istiyorum yani, bir bakmak lazım chat. Ben girip oynayabilir, ben girip oynadım. Vallahi ben de oynayacağım chat bir ara. Bu kadar yıldır EA bizi Sims'e sömürürken... Bir ara oynayacağım chat. Bir ara oynayacağım. Bu oyun aklımızda olsun chat. Listede olsun bu oyun chat. Bir ara bunu oynayacağız. Okey mi? Okey. Arkadaşlar yeni olaylar var. Halil kim kırdı bunu? Yeni olaylar var. Öncelikle arkadaşlar ışığı kapat. Halil İşko. Chat bir hayırlı olsun alırız chat. Chat'te sizin de az önce de yazdığınız gibi. Az önce de bilgilendirdiğiniz gibi. Halil İşkon patatesi bırakmış. Amenna. Öncelikle hayırlı olsun. Merve Melik hoş geldin. Almanya'ya selamlar buradan canım benim. Psikolog Beyza YouTube'dan hoş geldin canım benim. Cook Shop'a gidelim anne, hangi video? O şey Travesti Serenay'ın videosu yavrum benim. Travesti Serenay yazdığın zaman çıkıyor. O benlik bir durum değil. Öncelikle Halil İşko patatesi bırakmış. Hayırlı olsun chat. Umarım Halil. Umarım her şey çok daha güzel olur Halil İşko adına. Amenna. Ver bakalım coşkuyu. Drunk Baba boyu iyi ki varsın. Onu öyle bir var. Evet biliyorum onu. Biliyorum onu. Kim kırdı bunu? Bebi. Bebi sen mi kırdın bunu bebi? Bebi. Bebi. Halloş bebi. Kim kırdı bunu anneciğim? Canım Halloş'um benim. Halloş yani Celil İşkon bilmiyorum kim yapmış ama sizce chat. Amenna. Sizce Erde bebi ki varsa abi Halil İşko İzmek mi? Suratlara baktığınız zaman siz birazcık insan sarrafısınızdır chat. Tecrübeli anneler bu durumda ne yapmanız gerekiyor? Kimin doğru söylediğini nasıl anlayacağız? Chatimizdeki anneler, anne adayları, baba adayları ve Tamer çok iyi bir anne chat. Tamer mükemmel bir anne. Amenna. Benim buradan anladığım kadarıyla... Abi ayıp ya, Ecren değil Ceren öptü. Yavrum neye ayıp, ben diyorum zaten. Ecren yazmışsın oraya, ben dedim sana Ceren mi diye. Aşk olsun sana, ayıp asıl. Neyse abla. Chat benim anladığım kadarıyla... Ben zaten arkadaşlar iyi bir anneyimdir biliyorsunuz. Anladığım kadarıyla ortaklaşa. Ortaklaşa yapılmış bir arkadaşlar durum var. Ortaklaşa kırılmış bir şey. Ama dur bakalım. Bebi. Halil kim kırdı bunu? Bence ikisi birden kırdı gibi geldi bana chat. Ortaklaşa bir vibe aldım ben oradan ama. Bebi. Bebi. Kim kırdı bunu anneciğim? Öyle. Hallo. Halloş. Bebi. Bebi. Hayır bak Halil, bana doğruyu söyleyin tamam mı? Kızmayacağım. Söz kızmayacağım. Bunu kim kırdı? Bebi. Bana hakikaten kızmazlar gibi geldi ama ya. Yani chat, Halloş'un anne babası hakikaten öyle yani, öyle kızacak bir anne baba değil. Bebi kırdı. Bebi kırdı. Kim kırdı bunu? Alo. Kim kırdı baba? Bebi mi kırdı? Hallo mu kırdı ya? Bebi. Kime inanacağım ben? Halloş. Halloş'a inanayım. Babam Halloş'a, ben de Halloş'a inanasım var da. İna. Hayır. Ya çok tatlı, Allah'ım delireceğim ya. Allah'ım delireceğim, bir de konuşmayı da öğrendi ya. Halloş'a inanayım. İna. Hayır. Hayır dedikten sonra düşüşü vallahi delireceğim ya. Enes Galiko afiyet olsun. Tamam doğruyu söyle, kim kırdı? Bebi. Abi bebi kırdı belli ki. Arkadaşlar iki ihtimal var. Ya bebi kırdı ya ikisi birden kırdı. Bebi. Bebi kırdı. Sen mi kırdın? Bebi. Abi kim kırdı anasını satayım? Vallahi bile kesin bir babanız kırdı lan. Halloş kırdı. Yok ya. Oh yavrum çocuk artık yeter. İsyanlar her iş yani işlenen tüm suçlar bu Halloş'un üstüne kalıyor. Ben bıktım artık yeter ya. Haklı çocuk anasını satayım. Vallahi ağzını patlatmakta ya. Gizemim ya. Delil İşko lazım. Kimin kırdığına dair hakikaten Delil İşko lazım acil bir şekilde. Gizemim. Ama çocuk haklı artık anasını satayım ya. Çocuk da patladı artık. Yeter anasını satayım ya. Haklı çocuk. Vallahi şu suratı patlatmakta haklı. Delil İşko. Halloş son sapıksı hareketlerden sonra anladığım kadarıyla galiba sen yaptın usta. Ha? Halloş belli ki sen yaptın lan. Halloş belli ki sen yaptın. Şu hareketler boş hareketler değil. Şu hareketler hani yapılan hataları unutturmak için yapılan bir takım sempatik hareketler. Yer mi? Vallahi yemez. Bu da kaçıyor. Amenna. İkisi birlikte yapmış ya. Kesinlikle ikisi birlikte yapmış Sevori. Kesinlikle.
kapatın yavrum. Allah kahve şarj aleti kopacak. İkisi bir yapmış ya. Hocam bunlar var ya. Hocam bu ikili var ya chat. Amenna. Ya bu ikili arasında da bazen panik psikolog abi içerik öne algılamazsan bir soru banlamazsan diğer donette. Ya at bakayım içerik önerisindeymiş abla merak ettim. Chat bu ikisi birbirine düşmezse. Bak. Bu ikisi birbirine düşmezse. Bu ikisi harbiden bütün piyasaya denk diyorum. Başka da bir şey demiyorum hocam. İkimiz denk, tüm piyasaya denk. Yemin ederim hepsini yereceğim. Yavrum benim ne demiş şabalak. Abi bugün benim doğum günüm. Ama beni mutsuz edecek çok şey oldu. Makyajım akmasın diye tavana bakıyorum demiş. Yavrum benim makyajın akmasın diye. Ya baba kadın olmak da zor ya. Zerbocum iyi ki varsın canım benim. Allah kesene bereket versin. Kadın olmak da zor anasını satayım. Yani öncelikle doğum günün kutlu olsun. Yani bunun makyajı var, tukyajı var, bilmem nesi var. Yavrum benim tekrardan doğum günü kutlu olsun da. Yani makyajının akmaması için başka bir pozisyon daha var benim aklımda ama onu söyleyemem. Onu yani onu şu anda söyleyemem. Şu anda yapma onu. O zaten riskli bir pozisyon. Ya yani direkt böyle suratına oturuyor yani o. Ben gene de söylemeyeyim yani. Bebi tekrardan doğum günü kutlu olsun bebi. Kocacığım kocacığım bak yeni fincanlar aldım. Gene ne oldu kocacığım? Heh geldi gene kocacığım. Nasıl? Oo. Hocam aynen. Gözünü seveyim panik psikolog. Abi sen ben Medcezir ve Son Yaz'ı yavrum benim. Son Yaz bir ara izleriz demiştim eyvallah da. Medcezir zaten yasak maalesef. Ama ne zaman belli değil şu anda ikisini de izleyemeyiz ya. Zaten Medcezir'i zaten izleyemeyiz yasak. Abla bir şey söyleyeceğim. Yalnız bu fincanlar chat. Direkt olarak arkadaşlar Matrix cezaevi. Devam. Kardeş. Bize bir kahve yap da içerim bakalım. Selamlar. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Allah kahretmesin lan. Ne oluyor lan? Evet. Canım takipçilerim bugün aldığım yeni fincanlarla bana ve kocacığıma güzel bir kahve yapacağım. Vermesin. Ya sen yemin ederim tabii ki bilerek yapıyorsun ya. Ya tabii ki bilerek yapıyorsun. Vallahi bize oynuyorsun artık. Engeli kaldır. Engeli kaldır. Bak iki kelime rica yalvarıyorum ya. Ya yalvarıyorum. Tek kelime yalvarıyorum. İki kelime engeli kaldır diyorum. Allah aşkına ya. Üç kelimeyle bu işi halledelim ya. Kaldır ne olur ya. Ne olur kaldır ya. Yeni fincanlarla bana ve kocacığıma güzel. Kızılcık şerbeti 31. bölüm yok yavrum. Muhtemelen telif yemiştir. Eda'cım canım benim Allah kesene bereket versin iyi ki varsın vallahi çok teşekkür ederim Allah razı olsun ya. Takipçilerim bugün aldığım yeni kim bana mı? Fincan. Bana aşık olma ya ben anneyim. Ben anneyim bana aşık olma ya. Hashtag reklam chat. Evet kahve. Evet kahve. Selamlar canım takipçilerim bugün aldığım yeni fincanlarla bana ve kocacığıma güzel bir kahve yapacağım. Kahve. Abi nasıl donate atılıyor yavrum? Ünlem donate yazıyorsun chat'e ya da ünlem bağış. Ondan sonra linkle atabiliyorsun. Arkadaşlar bazen de moderatörlerimiz cevap veriyor. Onlar da onlara bakarsınız yani. Ben bazen göremiyorum. Cacığımla karşılıklı kahve içeceğiz. Evet kahve. Bu arada altınlı fincanlara bayıldım. O kadar çok uygun fiyata aldım ki. Ablam keşke hiç almasaydım bilmiyorum. Yani riskli ama şu nedir tam olarak? Hemen sizin için de linklerini hikayeme ekleyeceğim. Nereye? Hikayeme nereye? Ki hemen sizin için de linklerini hikayeme ekleyeceğim. Evet abla kahve. Hikaye. Hikayelerime bakabilirsiniz. Şöyle güzel köpüklü köpüklü bir kahve yaptım. Evet abla içelim artık kahvamızı. Artık içelim kahve. Ve işte kahvelerimiz hazır. Sunumum nasıl? Abla çok yüksek dozda kahve geldi. Evet abla. Nasıl olmuş? Neyse şimdi hemen kocacığıma götüreyim. Neyseciğime yorumlara yazın bakalım. Kocacığımın kahvesi soğumasın. Evet kocacığım. Nasıl olmuş kahve? Beyimle içtik bir güzel. Nasılsın beyim? Afiyet olsun benim beyime. Canım Halil Üşkom direkt vallahi arı çikolatayı kaptı direkt. Arı çikolatayı direkt havada kaptı. Şuna chat. Şu küllük mü oluyor chat? Küllük değil mi bu? Daha sonrasında da ben mutfağa gittim. Evet dur lan görüntünüz bozuldu lan mutfak. Afiyet olsun benim beyime. Evet. Daha sonrasında da ben mutfağa gittim. Evet mutfak. Ne demiş arkadaşlar? Fala inanma, falsız da kalma. Abla fala inanma, falsız kalma derken Apocum iyi ki varsın canım benim Allah keser. 433 oldu yalnız o nasıl oldu bilmiyorum ama. Ne demiş? 4-3-3 diye yorumlayalım. Ne demiş arkadaşlar? Fala inanma, falsız da kalma. Abla onun üstündeki bari o altınları indirseydin diyeceğim de o altınlar oraya yapışık mı? Ma. Bundan fala bakılmaz ki. Bu ne böyle anasatayım? Dedim bir falıma baktırayım. Aşık oldum. Canım benim Eda'cım iyi ki varsın. Da işte ne yapabilirim ki? Ne yapabilirim ki üstüme gelme. Falcı ahlası biliyorsunuz sürekli fallarımı falcı ahlasa baktırıyorum. Falcı ahlas mı?
Daha hızlı işlem yapmak için uygulaması çıkmış. Hemen uygulamasını indirdim. Şöyle fincanımın fotoğraflarını çektim. Abla fal deyince cücüt. Abi başım mı bağlı, niye aşık olmasınlar? Ben chat yok. Chat. Ben arkadaşlar, ben bir seneye arkadaşlar. Bir seneye ben gelinliği giyirim ya. Boynu nasıl indiriyoruz? Wolfline mı yavrum? Bu sefer ünlem WOT. Ünlem WOT. Ünlem WOT chat. Ünlem WOT. Hemen. Ya bu benimkisi arkadaşlar Ecrel. Abi konudan alakası ama herkesin eksi hakkında bir tahmin yaptım. Benimki ne zaman pişman olur ya? Muhtemelen zaten şu anda pişman. Ama o birazcık cesaretsiz bir pezevenk olduğu için muhtemelen dönmeyecek. Muhtemelen dönmeyecek. Muhtemelen dönmeyecek chat. Uygulamasını indirdim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim bu arada, bak. Şu konuda çok iddialıyım. Şu konuda ciddi anlamda çok iddialıyım. Kahve falı işinde bir numarayım diyebilirim. Bak benimle ilgili bilmediğiniz yeni bir özellik, hayırlı uğurlu olsun. Kahve falında yemin ederim çok iyiyimdir. Bir gün bilenler biliyor, sus gülme. Şu anda gülmeni yasaklıyorum. Arkadaşlar şunu söyleyeceğim. Chat şunu söyleyeceğim. Bir gün deneyelim ister misiniz? Bir gün mesela atın Discord'a. Bugün değil chat ama bir gün. Bir gün atın Discord'a. Bir gün kahve falı yorumlama yayını yapalım. Mesela yarın. Chat. Yarın herkes kahvalarını içsin. Kapatmalarını yapsın. Kahvalar kapatılsın. İrem Toşko Tamer falına bakayım. Ben daha da böyle... Yavrum benim İrem Toşko, ben... Sen benden bir tık daha iyi olabilirsin. Ama ben de çok iyiyim bu konularda. Sen benden bir tık iyi olabilirsin ama ben de bu konularda çok iyiyim. Yarın akşam 20.00'da nereye atsınlar sence Suluş'um? Ha? İçtikleri kahvaları nereye atsınlar sence? Ama chat şöyle bir şey yapalım. Şabalak. Herkese bakamazsam lütfen kusura bakmasınlar. Herkese bakamayabilirim. Birilerini seçeceğim, ona göre atın. Abi chat beni Erko zannediyormuş ya. Ben de nick ismimi çok belli ediyor, korkuyordum. Sizi Şabalakçım ben, sen kız değil misin? Sen kızsın diye biliyorum ben. Eşekten ayrı, sen kızsın. Ayrı oda. Heh, onu diyorum ben de işte Sloş'um. Bence ayrı bir ufak bir oda. Ufak bir oda. Onu sen halledersin 2 dakikada. Sloş'um canım benim. Discord'dan siz anlıyorsunuz. Ama chat şunu söyleyeceğim. Herkese bakamayabilirim. Ona göre sonra arkadaşlar gönül koymak yok. 2-3 kişiye bakarım. Fazla böyle kötü enerjileri ve iyi enerjileri üstümde biriktirmek istemem. Çok fena bakarım. Bak hakikaten çok fena bakarım. Ve full... Eda ne diyor? Neden kavuşamıyoruz? Engeller ne? Engeller şöyle... Giyim amına koyayım. Yok yavrum, şaka yapıyorum ya Eda'cığım. Arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Şöyle de bir durum var bende chat. Benim fallarım, chat benim fallarım hep olumlama içerir. Hani bu konuda yani çok şanslısınız. Benim fallarım hep olumlama içerir. Yani kara bir haber görmeyeceksiniz, öyle söyleyeyim sana. Sen taşınma derken evlenip baba evinden gitmekten mi bahsediyordun? Ha o da olur. Evlere şendik, kızımız var. Chat, evet devam. Şöyle fincanımın... Söyleyeyim yani. Bilenler biliyor. Kahve falında anısı var. Anısı, tabii ki anısı var. Sürekli fallarımı falcı ahlasa baktırıyorum. Evet, falcı ahlas değil hocam. Falcı tisigalko bu saatten sonra. Daha... Şimdi bizim Sloş'umuz güzel bir arkadaşlar. Güzel bir şimdi bir tane şey açar. Kanal açar. Oraya atarsınız. Yarın akşam ben onlara bakarım chat. Yarın 20.00'dan önce fotoğrafları detaylı bir şekilde atın. Tabağıyla mabayla sayılı suyla Şabalakçı'nın iki basın. Hızlı işlem yapmak için uygulaması çıkmış. Hemen uygulamasını indirdim. Şöyle evet. Fincanımın fotoğraflarını çektim. Daha sonrasında çektiğim fincanın fotoğraflarını yükledim. Evet. Böyle birkaç soru sordu. İşte doğum tarihim, burcum. Ben hiç böyle şeyler söylemenize gerek yok bende chat. Sadece fotoğraf yeterli. Prenses kız. Onları orada cevap... Prenses kızım hocam, iyi ki varsın. ...cevapladım ve gönderdim. Bu arada falcı ahlas gerçekten çok güzel bir evet. Falcı. Ben de hiç tarih, marih, doğum tarihi bilmem ne falan filan hiçbir şeye ihtiyacım yok. Yani... Sadece kahve fincanı yani bu... ve kahvenin tabağı hocam. Bugüne kadar baktırdığım bütün falların hepsi de çıktı. Evet. Sizin için sayfasını açıklamaya bırakıyorum. Falcı ahlastan reklam mı aldın abla? Delirtirsin beni ya. Kaç para verdi falcı ahlas ya? Mutlaka bir bakın, fiyatlar da uygun. Evet. Ve profilime de bu... Başarılı. Falınız başarı en kısa süre içerisinde cevaplandırılacak. Uygulamanın linkini ekledim. Hemen profilime de gidip indirebilirsin. Abla bizde saniyelik bu işler. Hiç öyle vallahi. Cidden gay misin? Yok yok. Değilim yavrum benim. Ben arkadaşlar siyasal lezbiyenim. Ben siyasal lezbiyenim chat. Küs. Dur geliyor gele. Küs. Küs. Gene ne geldi chat? Küs. Küs. 2004 chat. Biraz daha en. Ne oldu? Ne oldu? Gene neyin reklamını yapıyoruz chat?
İnsan biraz. Neyin reklamını yapıyoruz gene? Hayır, söyleyeyim mi ben sana? 150 bile olmayan şey, 150 TL bile etmeyen şey nedir tam olarak abla? Söyle artık. Konuş artık. Ben Halil'in üstündeki bu takımı sadece 100 TL'ye aldım. Aa! Şaka taklın. Yok ya. Yok ya. Allah belanızı vermesin. Ya yemin ederim. Yemin ederim yeni bir mim geliyor ya. Yeni bir mim geliyor. Vallahi gümbür gümbür geliyor chat ya. Vallahi billahi o fal işleri severim. Abi atın yarın. Evet. Yarın atın bakacağım hepinize. Ücretsiz. Evet. 200. 200. Biraz daha en. Ne oldu? Ne oldu? Şu tonlamalarda çok varım ya. Chat bu arada ünlem WOT. Ünlem WOT. Yazıp, linke tıklayıp, kayıt olup, indirip bir bölüm oynarsanız World of Tanks. Arkadaşlar World of Tanks inanılmaz bir oyun bu arada, çok sarıyor. World of Warships de çok sarıyor ama bu daha hızlı bir oyun chat. Ben de zaten normalde oynuyordum ben bu oyunu chat. Oynayacağız. Birazdan. İnsan. Birazdan oyun saat 12 gibi oynayacağız chat. Saat 12 gibi şöyle 2-3 saat oynayacağız chat. Biraz. Güzel mi? Hayır, söyleyeyim mi ben sana? Böyle abla biliyorsun. Geliyor chat, bir daha geliyor. Ben, bir daha geliyor. Ben Halil'in üstündeki bu takımı sadece 100 TL'ye aldım. Yok ya. Ya kurmadım sana ya. Kur, ne olur şu saçlar artık yana tara ya. Şu saçlar artık bir yana taransın ya. Gözünü seveyim ya. Evet. Eda'cığım iyi ki varsın canım benim. Allah kesene bereket versin. Evet. 200. Biraz daha en. Abla çıldırt beni ya. Beni çıldırt. Rahel abla ne yaptı abla? Rahel abla. Hocam bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Turkish Beongyu. Yani Beongyu'ya aşığım zaten biliyorsunuz arkadaşlar ama yani hani Turkish versiyonu hani Konyalı Beongyu beni yükseltebilir mi onu çok bilmiyorum. Gülüm benim cücüydüm vallahi kim denk gelirse öyle kimseye söz vermeyeyim şimdi liyakatsizlik adaletsizlik yapmayalım. Kim denk gelirse cücüt. Herkes bir atsın. Herkesinkine bakacağım hocam. Herkesinkine derken yani böyle 3-4 kişinkine bakacağım. Sefor'cum iyi ki varsın. Arkadaşlar bir gün yayına böyle girsem, böyle Adem elmalı Adem elmalı girsem, bana mesela şey yazar mısınız işte, ooo abi bugün yakıyorsun falan yazar mısınız chat? He? He? Ecrenim iyi ki varsın. Konuş konuş, başkalarını. Dönmez dönmez, zaten iyi hissetmiyorum ama yani güzel birisi geliyor gibi hissediyorum. Hocam inanılmazsın ya. Bayağı hayatı böyle yaşıyor yani ha Nurgül Peri. Şabalak için de bir 777. Bayağı hayatı böyle yaşıyor yani ha. Bu ne mesela? Bunlar ne abla? Çok izlenen Reels'lerin var mı? Bayağı kendini arkadaşlar Güney Koreli bir arkadaşlar. Dur bakayım. Chat bu arada bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Size bir soru soracağım. Nasılsınız siteyler? Allah kahretmesin ya. Nasılsınız siteyler? Aleyküm selam gülüm hoş geldin. Abi arkada Arif Nihat Asya şiiri falan yazıyor gözünü seveyim ya. Arkada Arif Nihat Amenna. Asya şiiri falan yazıyor senin bu halin nedir gözünü seveyim Eda'cım iyi ki varsın. Ciddi düşünüyorum bakara diye chat. Yavrum düşünme bence ya. bence düşünme ama. You and me. Evet abla var mı? Başka var mı? Ya bu adam, bu kardeşim benim neyin tribine girdi acaba? Bu ne mesela? Think I like you. Ananız. Think I like you. Ananı avradına tüküreyim. Ananı avradına tüküreyim. Çok başkasın sen ya Big Star. Big Star sen çok başkasın. Arkadaşlar ben kafayı yiyeceğim. Niye biz sürekli böyle yeni yeni çarlar, yeni yeni NPC'ler bulup üretip piyasaya sürüyoruz ya. Hocam Amenna. Bu ne mesela ya? Şabalakçım iyi ki varsın canım benim. Hepinizin arkadaşlar doğum günü olanların doğum günü kutlu olsun. Bugün bu arada çok kişinin doğum günü var galiba. Hepinize kokulu öpücük. Canım Şabalağım, Nurgül Perim. Oh bu ne bu ne? Oh abi adam kendini Beongyu zannediyor ya. Adam kendini yürüyen bir Stray Kids zannediyor ya. I love you too.
I love you too falan çekiyor chat. Üstelik burası Allah kahretsin Konya Merkez AVM. Konya'nın merkez AVM, Çankırı Yunus AVM burası ya. Çankırı Yunus AVM'de jam kokun, man kokun ne işi var gözünü seveyim ya. Ne işi var Taya kokun, Mingyu'nun, Changyu'nun gözünü seveyim chat. Taya kok zaten askerde. Hey, oh my god, Jungkook. Abi kurban olacağım vallahi delireceğim ya. Vallahi delireceğim ya. Can Erzincan AVM yazmış ya. Ya ada oraya Can Erzincan AVM yazmış. Allah'ım ne olur sabır ver ya. Var mı abla başka çok izlenen bir videom maalesef? Mesela şöyle milyon izlenen, şöyle 500 bin üzerinde izlenen videom var mı? 170'lerde kalmış hep. Dur bakayım çok yüksek. 311 bin neymiş? Abi milletin kulak gitti şu anda. Dur bırak şimdi eli bacı bok gibi. Milletin kulak gitti ya. Dur abi bu ne? 398 bin. Ne yani sumun gotteri Maria? Na çamani piyona geçana. Na belanı vermesin. Allah belanı vermesin ya. Cam cevko, du son mu koson odun bange kado natcana. İroborisik. Ya arkadaşlar bir şey söyleyeceğim yani. Ya bilmiyorum şu yorumu yapsam leech yer miyim acaba ama hani abi testo Taylan nasılsın zaman? Herif o kadar sosyalleşmemiş ki artık konuşmayı unutmuş ya. Yusuf'um benim ya. Yusuf Milahim benim ya. Artık herif sosyalleşmeye Türkçeyi unutmuş. Allah belanı vermesin ya. Yavrum testo Taylan iyiyim zaman. Yani 5 dakika sonra. Birazdan geçeceğiz yavrum benim. Vallahi billahi delirtme beni ya. Testo yılların ne zamanın nasılsın zaman diye sormuş ya. Neyse bu belki bir mesaj. En azından linç yiyeceğim yorumu yapmaktan vazgeçtim. Bu ne lan? Bu ne oğlum ya? Şu sesi de bir kıs ya. Anasını satayım şu sesi bir ayarla ya. Abi beni delirtme ya. Abi beni delirtme ya. Abi şu bu arada şu versiyonu daha eril bence ha. Şu versiyonu daha eril ve erkeksi geldi bana chat. Erkeğin arkadaşlar dişili de makbuldür. Sıkıntı yok. Ben mesela arkadaşlar görüntüm falan benim mesela sarışın mavi gözlü olduğum için ben biraz daha dişilim mesela. Daha feminen bir yapım var chat. Daha böyle Kıvanç Tatlıtuğ, Brad Pitt falan havasındayım ben daha çok. daha çok femboy. Abi çok değişik bir çağrı ya. Çok bambaşka bir çağrısın sen ya. Var mı şu? Aa dur chat neredeyse 1 milyon izlenen video geliyor. X. Kanka okula yeni gelen çocuk değil mi bu ya? Niye böyle şeyler yapıyorsun gözünü seveyim Logitech? Logitech sen niye böyle şeyler yapıyorsun Logitech? Yanağını kim vallahi bile içeri soktu? Amenna. Yanak içeri vallahi billahi kalça dışarı bir surat ya. Vallahi Zeynep'im iyi ki varsın güzelim benim. Vallahi size iyi gelebiliyorsam ne mutlu bana canlarım benim. İyi ki varsınız siz de bana çok iyi geliyorsunuz. Bu ne? Oha Hyunjun zannettim. Bu ne oğlum? FETÖ'cü Hyunjun mu olur? Gözünü seveyim. FETÖ'cü Hyunjun hangisiydi Hyunjun? Hyunjun hangisiydi? Vallahi iyice delireceğim ya. Vallahi iyi ki bir Allah belanı ver. Böyle Hyunjun mu olur lan? Ulan böyle Hyunjun mu olur? Allah seni kahretmesin. İnsan bir yani gözünü seveyim ya. Bir bizim Hyunjun'a bak bir babuda, bir kendine bak abla gözünü seveceğim ama yani tamam saçlar benziyor biraz da yani. Oğlum sen daha çok birazcık Mükremin sakal var ya. Canım Bixi sarım benim bir an önce toparlıyorsun. Bir an önce toparlıyorsun kendine geliyorsun yeter ben sen bıktım vallahi billahi ya. Toparlan bir kendine gel sen Konyalısın ama Konyalı Hyunjun mu olur kendine gel ya. Akşam etli ekmek yiyorsun sen ya. Sen etli ekmek yiyorsun anasını satayım ya. Eda'cım iyi ki varsın canım benim Allah kesene bereket versin. Bakmayacağım. Bakmayacağım. Evet. Evet abla dur devam edelim abla başka ne oldu? Evet. Abi ne oldu götün mü kalktı abi? Abi götün mü kalktı? Abi ne oluyor abi? Abi. Oğlum bu eskiden daha da fenaymış chat. Chat eskiden daha da fenaymış bu ne? Ya bu çocuk junk kokuma gel. Bu sefer de kendini junk koka benzetti dur. Hocam sen daha çok junk koka değil de diye koka benziyorsun ama dur bakayım junk kok. Junk kok hangisiydi chat? Junk kok. Benziyor lan.
Yemin ederim üzülme diye mi söyleyeyim bunu? Ne yapayım? Ay kaköle nasıl çiğim senin? Sen nasıl bir şeysin benim başıma belaysın ya? Sen nasıl bir bela oldun benim başıma? Bu nasıl bir şeysin sen ya? Oğlum sen daha çok Avrupa yakası gafura benziyorsun sen, kurban olacağım ya. Afgan ne ya? Harbiden aynısı, harbiden doğru söylüyorsun ha. Ya canım kuşum benim ya. Niye böyle şey? Niye böyle yapın Nazmiye? Niye böyle yapın Nazmiye? Artık bir noktada dur ya. Bir noktada dur. Bir de yani videolarım da izleniyor. Az önce Kik bana kumpaz 10 dakika donate linkini açtırmadı. Allah Allah. Sevurucumu iyi ki bastın güzelim benim. Bu ne abla? Herkes JK demiş ama bence EXO oğlum yani ananı avrat kısmı artık ya. Ya al bütün Güney Kore'yi affedersin bir tarafına sok artık ya. Al bütün, tamam bütün Güney Kore sensin ya. EXO Kai kim oğlum? EXO Kai kim ya? Chat abuk sabuk biri çıkmasın da. EXO Kai. Ya kurban olacağım yani bunların hepsini toplasam bir tane sen etmiyor gene diyeceğim neredeyse ama yavrum benim yani sen üzülme diye diyorum bunları ya. Nereden buluyorsun bu itemları ya? Ha? Şu materyalleri nereden buluyorsun bu yüzükle bileklik birleşimini falan? Adam yürüyen BDSM. Bisiklet koltuğu aynısı vallahi billahi ya. Vallahi billahi ya. Benle post atınca görürsünüz chat dediği sırada Eda'nın. O sırada benim yaptığım hareketler. Eda'cığım şaka yapıyorum canım benim vallahi billahi. Ha, şaka yapıyorum derken şey konusunda şaka yapmıyorum. Ama bu hareketler şakaydı. Ya gözünü seveyim senin yanında çanak anten uydu alıcısı var ya. Senin yanında Nexstar var senin yanında kurban olacağım. Sen kablolu TV çekmişsin eve. Jungkook diyorsun, EXO Kai diyorsun ya. Herif eve kablolu TV çekmiş. Herif hala D çocuk izliyor. herif D çocuk izliyor. Jojo Mix izliyor evde ya. Evde Jetix izliyor ya. Ya Jetix'in anısı var ya. Ya kurban olacağım ya. Evde Planet çocuk izliyor Eylül'üm ya. Ya Yumurcak TV izliyor FETÖ'cü ya. Ha? Sena. Ya beni delirtme. Marsupilami izliyorsun sen evde. Evde senin kablolu çabak antenin var senin. Ne EXO Kai'si ne bilmem nesi ya. EXO Kai götüne sokay. Ay bugün bir esprilim tuttu galiba. Dur bakayım ne oluyor abla gene bu. Abi senin BTS üyesi sandım. Oğlum bu X kim lan? Oğlum birisi seninle çok fena oyun oynuyor çocuk. Ha? Yavrum benim Big Star. Birisi seninle çok fena bir oyun oynuyor ve sen çok korkutucu gelmeye başladın benim gözüme. Cemrem hoş geldin. Çok teşekkür ederim abone için canım benim. Evet. Oğlum benim neler yapıyorsun sen? Hay deri montuna sıçayım senin. İsmail YK desen İsmail YK değilsin. EXO Kai desen ya şaka yapıyorum Eda'cığım canım benim. Allah kesene bereket versin vallahi özür dilerim. Dur bakalım arkadaşlar başka. Sevori abi ben çok zengin. Abi ben çekik gözlüyüm ve çoğu zaman turist zannediyorlar. Bu adamdan daha fazla benziyorum Jungkook'a. Baba ne Jungkook'u? Jungkook, Mankook hiçbir boka benzemiyor bu ya. Ben benzetemedim canım benim kusura bakma ya. Ha Big Star'cığım 5000 takipçim var. Fandom Stars yıl. Bir de fandomun mu var senin? Senin bir de fandomun mu var? Allah belanı vermesin senin. Bir de reklam iletişim Starbik 72 ben ve sen @gmail.com. Hocam nasıl bir işbirliği yapsak seninle diye düşündüm şu anda ama bilmiyorum ya. Seninle bizim ortak bir noktada buluşmamız lazım hocam. Senin beni tanıman lazım sevgili Big Star. Big Star'la benim tanışmam lazım chat. Bir an önce Big Star ev ziyareti. Buradan test otaylarına sesleniyorum. Acil Big Star ev ziyareti rica ediyorum. Evet geldi. Geldi baba geldi. Baba geldi. Baba geldi chat. Gene mükemmel tavsiyeleriyle baba geldi. Ver coşkuyu. Bir babadır bizim için chat. Rahel turuncusu bir babadır bizim için chat. Kiko'nun 105 numaralı lip marker ile Deborah'ın 04 numaralı lip markerını kıyaslıyorum. Hangisi arkadaşlar? Kiko'nun bilmem nesi mi yoksa Deborah mı? Kiko mu Deborah mı chat? Ben daha çok chat Kiko'cuyum. Ben daha çok Kiko'cuyumdur chat. Ben genelde Kiko'cuyumdur hocam. Herkes de Kiko'cuyumuz zaten. İyi tutturduk.
Yani salladım tuttu hocam. Evet attım tuttu diyelim. Görünüş olarak ikisi de gerçekten çok benzer. Kiko'yu 500 TL'ye aldım. Evet 500 TL. Deborah'ı 120 liraya aldım. İlk olarak elimde göstereceğim. Kiko göster bakalım abla Kiko'yu. Görmüş olduğunuz gibi şöyle hafif bir kırmızılık veriyor. Hafif kırmızılık. Deborah'a biraz şaşıracaksınız çünkü Kiko'ya oranla çok daha koyu bir kırmızılık veriyor. Yanlış anlamayın da Deborah'ı sevmedim chat. Yani Deborah ben mesela diyelim aminle açık kırmızı yapacağım ağzımı. Çilli bom. Eda zorlama bebe. Yani diyelim ben ağzımı arkadaşlar açık kırmızı yapacağım. Direkt koyudan geride Deborah'ı sevmedim. Hem bunları isterseniz tüm dudağınıza isterseniz de kalem gibi sadece kenarlarına da uygulayabiliyorsunuz. Kalem gibi kenarlarına mı? E zor abla o da yani ağzımızın kenarına. Hem çilli bom. Tam böyle dudağımızın kenarına. Hey Göktaş, Gizem Toşko. Tam kenara zor Ezkuş'um. Dudağımın bu kısmına Kiko'yu uygulayacağım. Evet. Zor abi bu kadın olmak. Vallahi billahi tuhaf meziyetleri var bu kadın olmanın ya. Kiko'yu yaklaşık evet olarak iki kat uyguladığımda bu şekilde bir görünüş elde ediyorum. Evet. Bu tarafa da... Baba biz ne güzel bak ne güzel hiç ağzımıza yüzümüze bir tarafımıza bir şey sürmüyoruz chat. Deborah'a uyguluyorum. Evet sür bakalım Deborah. Abla direkt kenar. Abla Deborah çok şey ya. Deborah şey gibi pastel boya gibi. Abla Deborah'ı sevmedim ya. Kiko daha şey. Fiyat nedir abla? Bak keçeli kalem gibi demiş. Hakikaten bizim chatte de birileri yazmıştı. Her ne kadar dış ambalajları benziyor olsa bile ikisinin ne kadar farklı renk verdiğini şu an zaten görebiliyorsun. Yok abi gözünü seveyim yani. Yüzünü şöyle ortadan ikiye bölsem abla bu taraf direkt anasını satayım Gazi Osman Paşa. Şu taraf Nişantaşı abla. Ama tabii ki de buradaki yoğunluğu bir tık daha azaltıp buradaki görünüşü elde edebileceğimiz. Abla yoğunluğu azaltamıyorsun ki. Pekcan Rahel. Yoğunluğu azaltamıyor. Direkt koyu giriyor. Direkt koyu giriyor anasını satayım. İçin benim tercihim burada Deborah'tan yana. Yok baba ben hayır ben Kiko'dan yana. Öbür türlü bastıra bastıra daha koyultabilirsin. Ama koyuyu daha çok inceltemezsin. Yani kalın şey incelmez ama ince şey kalınlaşabilir chat. Abi. Eğer bir kalıcılık testi yapmamız gerekirse. Hemen bakalım abla Deborah. Zaten yarısı elinde kalmış. Evet. İkisi de herhangi bir şekilde renk vermiyor. Renk vermez tabii Allah kahretsin. Burnuna soktu. Burnunu sildin sen daha çok. Vallahi bile şu anda var ya tamamen Exokai'ye benzedin ha. Exokai'ye benzedin, Big Star'a benzedin. Evet abla. Ben genelde çok daha hafif bir kırmızılık vermek istediğim günlerde Kiko'yu kullanıyorum. Bir tık daha kırmızı rujun altında kullanmak istediğimde Deborah'ı kullanıyorum. Abla yok ben Kiko. Her sabah akşam Kiko. Sabah akşam Kiko. Jungkook, Mingyun falan filan hep beraber biz arkadaşlar. Tiskil Kotamer, Tiskil Kotamer hep beraber Kiko'cuyuz hocam. Umarım bu video işinize yaramıştır. Sizleri çok seviyorum. Kocaman öptüm. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz abla. Başka videom var mı? Rahel Pekcan. Seni izlemeden son zamanlarda yapamıyorum. Bana kızmandan, bana bir gün dava açmandan çok korkuyorum ama yemin ederim sıfır dalga. Hiç dalga geçmiyorum. Yeni reklamımız gelsin abla. Video boyu boynumdaki güneş kremini unutmuş olmam. Turuncu bir ateş gibi. Sıcaksın. Hadise ne alaka gene? Evet abla. Sıcaksın. Aşkı kalbimi tutuşturan tek sen olacaksın. Evet Kiko. Galiba bize el hareketi yapacak chat. Evet. Kolları sıy. Evet. Geldi abla. Yunus'um benim ya. Yunus 200-319 demiş ki canım ablam sen çok güçlü bir kızsın. Ne yaptı anasını satayım. Vallahi memleketimi kaldırdı. Herkes tabii ki kendi içinde arkadaşlar sıkıntılar yaşayıp bunları aman atlatıp lan. Herkes kendi içinde güçlü. Ama Tamer dün evlilik teklifi aldım. Evleneceğim çok mutluyum. Senin yüzdür Zeynep'cim hayırlı olsun gülüm benim. Eda'cım darısı başıma. diyeyim gerisini sen anla. Yüzdür Zeynep'cim hayırlı olsun canım benim. Allah isteyen herkese arkadaşlar aman 777. İrem'im Allah herkese 700... Tüm sosyal medya ucubeleri nasıl buluyorsun? Vallahi gülüm İrem Toşkom güzelim benim. Bazıları kaliteli içerikler üretiyor. Şimdi bazıları iyi. Ama böyle sosyal medya içerik üreticilerini böyle çok allayıp pullayıp böyle Kikolar, Deborahlarla arkadaşlar suratlarını boyayıp boyayıp bu kadar böyle tepeleri arşa çıkarmaları birazcık arkadaşlar Türk sosyal medya kitlesi sosyal medya izleyici kitlesinin gereksiz insanlara anlam yüklemesinden mütevellit. Bu sefer bu insanlar da kafayı yiyor chat. Ya bu insanlara haddinden fazla arkadaşlar değer verince bu insanlar da kafayı yiyor. Ya kötü insanlar değillerdir şimdi herkes arkadaşlar. Ya hepimiz aynen kötüyüz chat aslında. Çikolatalı ayak gurmem hoş geldin canım benim. Arkadaşlar şimdi hepimiz kötüyüz yani siz kötüsünüz aynen. Şey, hepimizin içinde bir kötülük var ama yani tutup da insanları böyle hani çok böyle mükemmel insanlarmış gibi göstermeleri insanlara da kafayı yediriyor ama hayırlısı bakalım usta. Bu arada o söylediğin oyunu Discord'a yaz gülüm. Evet Yves Rocher. Evet. Yoksa bizde chat şöyle bir durum var. Çok böyle gereksiz insanlara arkadaşlar değer biçme durumu var.
Mesela bende o hiç yok chat. Allah'a şükürler olsun bende hiç böyle ilk zamanlar vardı chat. Kısmetse olur zamanı vardı. İlk bu yeni kısmetse olur var ya aşkın gücü muhabbeti. O zamanlar chat böyle bir erkek takipçi kitlesi de vardı chat. Erkek takipçi kitlesi çok benim arkadaşlar bir taraflarımı kaldırıyordu. Şey yazıyorlardı chat bana. Abi daşacaklarına beton yetmez yazıyorlardı. O beni birazcık arkadaşlar gaza getirebilirdi ama ben de şimdi belli bir yaştan sonra sosyal medyaya girdiğim için çok arkadaşlar yani ya beton yetebileceğini biliyorum en azından chat. Onun için çok böyle bir öyle bir hani bir güç zehirlenmesi yaşamadım. Bizim kitle daha çok arkadaşlar beni arkadaşlar hani böyle yukarı kaldırmak yerine daha çok aşağı çekiyor. Ben yukarı tırmandıkça benim kitlem beni paçalarımdan tutup aşağı çekiyor. Sürekli açığımı bulma, onlardan video editleme ve arkadaşlar kendi işlerinde kendi işlerinde eğlenme. Bizim böyle bir durumumuz var chat. Mesela canım ablam sen çok güçlü bir kızsın yazmış ya. Bizde de kesin arkadaşlar bana da yazarlar. Mesela aynısını bana da yazarlar chat. Sen çok güçlü bir annesin diye yazarlar bana chat. Ya yani bu bir zorbalamadır chat. Niye? Çünkü ben anne değilim. Hiçbir zaman da arkadaşlar olmayacağım. Allah isteyenlere nasip etsin inşallah. Yavrum chatte birisi abi RC oyna yazmış. Yasak. Öyle yazman yasak. Romance Club'ı Resident Evil 4 bittikten sonra. Yani 1-2 hafta sonra oynayacağım. Devam. Eda sana verilen tüm erkeklere değer Tamer darısı mı? Sana verilen tüm erkeklere değer mi? Nasıl yani? O ne demek anlamadım ama Eda'cığım çok teşekkür ederim ya. Sizlerle canım abi sen çok güçlü bir kızsın demiş. Eda'cığım çok teşekkür ederim. Vallahi Allah kesene bereket versin. Yani donate attığın için bir şey demiyorum. Devam. Ela abi benim bu tas kafa ne zaman akıllarının senin dediklerini tutuyor. Taş kafa mı tas kafa mı? Eğer tas kafalıysa zaten olmaz. Evet başka abla. Liseye ya da üniversiteye başlayacaklar için tavsiyeler. Tam benlik video. Senin bu videolarının hayranıyım. Yemin ederim birlikte hem chatle hem senle hem senin takipçi kitlenle mükemmel yorumlar yapabiliyoruz abla. Okulların açılmasına ramak kaldı chat. Az kaldı yani şurada arkadaşlar. 3-4 hafta bir şey. 3 hafta mı kaldı? Ne kaldıysa işte hayırlı olsun inşallah chat. Ver coşkuyu. En büyük korkularınızdan birinin arkadaş edinmek olduğunun farkındayım ama inanın bana gerçekten de çok kolay. Çünkü... Nasıl kolay abla? Sınıfınızdakilerin... İrem'imi iyi ki varsın. Yaratıcılıkları anlamıyor. Onlar da bildikleri için dümdüz aynı şekilde giyinip aynı tarzda konuşuyorlar ve para kazanıyorlar. Katılıyorum buna. Çok büyük... Bu konu hakkında çok derin yorumlarım var. Bir ara bunu konuşmamız lazım İrem. Büyük bir çoğunluğu sizin gibi oraya arkadaşsız geldiği için aslında hepsi arkadaş edinme konusunda çok hevesli. Mesela yani sözünü kesiyorum kusura bakma. Bizim chatimizde arkadaşlar Welcome to Türkiye'de bir kanal var. Welcome to Türkiye. Selenay. Çok güzel içerikler üretiyor chat. Böyle Güney Kore kültürüne dair çok güzel içerikler üretiyor. Ama şimdi takipçi artmıyor bir türlü. Ama böyle arkadaşlar EXO Kai'ye benzeyen adam kendini paylaşınca abuk sabuk bir şekilde patlıyor. Dolayısıyla sosyal medyada bir enteresanlık var. Ya sosyal medyada çok kaliteyi seven bir kalite yani kaliteyi seven bir oluşum değil. Birinin yanına gittiğimde nasıl sohbet edeceğim diye endişele... Dur abla böldük ya bir daha baştan geri ya. Liseye ya da üniversiteye başlayacaklar için tavsiyeler. En büyük korkularınızdan birinin arkadaş edinmek olduğunun farkındayım ama inanın bana gerçekten de çok kolay. Evet abla nasıl kolay? Çünkü sınıfınızdakilerin çok büyük bir çoğunluğu sizin gibi oraya arkadaşsız geldiği için aslında hepsi arkadaş edinme konusunda çok hevesli. Doğru. Benim en büyük şansım önceden tanıştığım arkadaşlarla lise 1'de tekrardan aynı sınıfta olmam. Denk gelme yani öyle bir denk gelmişti. Rastgele birinin yanına gittiğimde nasıl sohbet edeceğim diye endişeleniyorsanız hiç endişelenmeyin. Gidin sınav sonuçlarını sorun zaten sohbet oradan kendi kendine büyüye ilerleyecek. Büyüyor baba yavaş yavaş ondan sonra gruplar oluşuyor lisede. Chat yavaş yavaş ondan sonra gruplar oluşuyor. O gruplar ondan sonra yavaş yavaş birbirlerinin arkasına iş çevirmeler oluşuyor. Falan filan böyle oturuyor yavaş yavaş düzen oturuyor yani. Her ne olursa olsun ilk günden tanıştığınız kişiyle sınıftaki diğer kişilerin dedikodusunu yapmamaya özen gösterin. Çünkü... Aman chat vallahi çünkü öteki de gider öteki de taşır o da onunla taşır. Ondan sonra onun babası olarak öteki okey. Belki de ilerleyen vakitlerde o kişi arkadaşlarınızdan biri olacak. Olur. Ki olur da chat. Yani böyle ilk başta çok kıl kaptığınız insan sene sonunda bir bakmışsınız bestiniz olmuş. Bende öyle olmuştu chat. Şu demektir ki tanımadığınız kimseye karşı bir önyargı oluşturmayın. Tanıdıktan sonra zaten o kişiye karşı fikirlerinizi oluşturmak en doğal hakkınız. Yani tabii süre vermek lazım. Haklı bu konuda haklı. Zaten okul kitaplarınız için ya da test kitaplarınız için oldukça masraf yapacaksınız. Bu yüzden... Hande Gül sen gene de sıfırdan hesap kur bence. Garanti olsun. Bence garanti olsun. Abi ben de askere gideceğim. Kızım 2 Eylül'de bana de bir kıyafet. Askere gideceğim kızım 2 Eylül'de. Tavsiye. Sen nerede yavrum? İsrail'de mi yaşıyorsun? Makyaj malzemesi konusunda bütçenizin dışına çıkan alışverişler yapmayın. Bütçesi olanlar için bir yorum yapamam ama kıyafet almak için çok fazla bütçesi olmayanlara şunu söyleyebilirim. Nedir abla? Nereden alıyoruz kıyafetleri? Eda'cığım iyi ki varsın. Markalar zaten Aralık Ocak.
Allah cesede bereket versin canım benim. Civarında çok iyi indirimler yaptığı için aslında o döneme kadar bütçenizi ayarlarsanız çok daha verimli bir alışveriş yapabilirsin. Ve mantıklı. Bir de kıyafet alışverişi yaparken birçok parçayla kombinlenebilecek kıyafetler alın, evet, ki sene boyunca aynı kıyafeti defalarca kez dönüştüre dönüştüre giyebilirsin. Yine linkten hesap olursa sıfır... Arkadaşlar sıfırdan hesap kurmanız gerekiyormuş. Vallahi Sıloş'um benden daha iyi. Ben onu gene de bir arkadaşa soracağım ama. Mesela... iyice öğreneyim yani ama siz gene sıfırdan hesap kurun. Üniversiteye başlarken aldığım kıyafetlerin büyük bir çoğunluğunu şu an giymediğim için keşke daha basic şeyler satın alsaydım. Abla şu anda yalnız Black Swan gibi oldun. Ben dersin kesinlikle derste öğrenilmesi gerektiği taraftarıyım. Bu yüzden lütfen dersler esnasında konuşmayın ve derslerinizi anlamaya çalışın. Bu şekilde hem başkalarının dikkatini dağıtmazsınız hem... Ama bir dakika, bu çok büyük bir söylem. Sümeyyeciğime iyi ki varsın, Allah kesene bereket versin. Bu çok büyük bir söylem. Niye bunun bu çok büyük bir söylem olduğunu söylüyorum abla? Bu çünkü şey, herkesin yani herkes aynı şekilde odaklanamayabilir. De kendiniz daha çok verim alırsınız. Bazı insanların odaklanma problemi olabilir ama inşallah onu çözüp tabii derste arkadaşlar derse odaklanabilirsiniz. Mükemmel olur. Mert'in buradan yengeye de selam. İkbal'cim doğum günü kutlu olsun canım benim. İkbal'im, Mert'im iyi ki varsınız. Kokulu öpücükler ikinize de. Doğum gününüz kutlu olsun. Doğum günü hediyesi olarak zaten birbirinizi bulmuşsunuz diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Allah hayırmasın diyorum. Tahtalara vuruyorum devam. Şimdi Florman'ın 01 numaralı bu lipstiğini uygulayacağım. Florman'ın 01 numarasını hiç sevmem bu arada. Florman'ın 01 numarasını sevmem de chat. Son olarak maskaramı sürüyorum ve makyajımı tamamlıyorum. Maskara fena değil yalnız, evet. Umarım sizler açısından faydalı olabilecek tavsiyeleri vermişimdir. Hepinize harika bir eğitim hayatı diliyorum. Kocaman öpüyorum, bay bay. Vallahi ben de hepinize harika bir eğitim hayatı diliyorum chat. Maskaralarımızı sürelim. Yeter ki millete maskara olmayalım chat. Vallahi aynen, yazın bunu bir kenara. Yerim. Bazı influencerlar, influencerlarla tanıştım Alaçatı dolayısıyla ve cidden hepsinin hareketleri ve konuşmaları aynı, tavırları bile. Ya bu derinlemesine incelenmesi gereken bir durum ve arkadaşlar bazı varotik influencerlar var chat. Bu varotik influencerlara, bu sadece bir arkadaşlar duyum ya da istihbarat değil. Edacım iyi ki varsın canım benim. Bu bir duyum değil arkadaşlar, bir istihbarat değil. Tamamen hissiyat, tamamen bir enerji. Yakında arkadaşlar Türkiye'de çok yüksek dozda bir kumar dosyası patlayacakmış gibi iç işlerimizi ilgilendirecek bir durum olabilir gibi geliyor bana. Bazı influencerların başı ağrıyabilir. Bir hissetti, öyle bir hissiyat geldi sadece. Abi dua yediği manifest alayım senden chat, inşallah ek tercihlerim tutar. İnşallah senin de hayırlı olsun chat. Böyle bir hissiyat chat, bu vibe. Ezlemesi o. Tamamen bir hissiyat. Yakında arkadaşlar böyle bir kumar dosyası, Türkiye'de bir kumar dosyası amenna patlarsa, abi dedim ya az subaylık sınavına girdim. He doğru. Kazandım. Aa güzelim benim. ENB 01 çok sevindim. Az subay kızım benim. Hayırlı olsun inşallah taktişko. Vallahi çok sevindim ENB 01. Hayırlı olsun canım benim. Allah utandırmasın inşallah. Çetçim şunu söyleyeceğim. Bu bir tamamen bir duyum değil. Bir istihbarat değil. Tamamen bir hissiyat. Tamamen bir hissiyat. Yakında böyle bir dosya patlarsa hiç şaşırmayın. Biliyorsunuz arkadaşlar biz bir Dilan Polatları falan izlemeye başladıktan sonra tesadüf o ki birden ne hikmetse patladı. Yakında böyle bazı influencerların da başının ağrıyabileceği bir kumar dosyası patlayabilir gibi geldi. Yani başı bir şey çıkarsa yani şaşırmayın chat. Öyle bir şey olursa şaşırmayın. Evet devam. Bu ne? Ben tam bir yaşlı teyzeyim. Sabah yürüyüş yaparken gördüğüm her çiçeğin fotoğrafı... Var mıdır sizin de böyle çiçeklerin fotoğrafını çekme özelliğiniz chat? Tek ben değilim değil mi bunu yapan? Abla tek sen değilsindir amenna ya. Eda'cım tak tak tiki tak. Eda sen yavaş yavaş kafayı yemeye başladın galiba. Sen yavaş yavaş galiba kafayı yiyorsun. Eda'cım Allah kesene bereket versin. Evet ne geldi abla? Kütüphanede kalmak. Bu arada ben bahsettiğim günden beri inanılmaz hastayım ve hala iyileşemedim yani. Çok geçmiş olsun, gene ne oldu abla ya sen? Ama derdin bitmiyor abla deriz ya, her gün hasta olur mu yani bu influencerlar? Her gün hasta. Influencerlar. Her gün şu World of Tanks'i birazcık indireyim chat. Bunlar her gün hasta, nasıl oluyor baba? Gözünü seveyim artık, iyileşin ya. İyileşin artık anasını satayım. Evet abla gene ne oldu? Niye hastalandık? Boğazımdan ve sesimden bence belli oluyor zaten ama çok geçmiş olsun. Yani gittikçe de kötüye gidiyorum, iyiye gitmiyorum. Halbuki de iyi bakıyorum kendime şu ara. Ama maşallah. Ama tam dedim böyle bu dönemlerde kaçırmayayım okul kayıt tarihleri, carçurt inceleyeyim siteyi falan derken okulun sitesine baktım. Ne olmuş abla okulun sitesinde? Bir baktım okul 16 Eylül'de açılıyormuş. Yemin ederim görünce o kadar heyecanlandım ve o kadar... Allah Allah sen ne zaman zannediyordun ki? Ben mutlu oldum ki. Çünkü ben... 2 Eylül'de Müge Anlı başlıyor zaten abla. 2 Eylül'de Müge Anlı başlıyor. 16 Eylül'de pazartesi tabii. Normal abla evet. Yani okul döneminde kütüphanede çok fazla zaman geçiriyordum. Ders çalışıyordum. Kütüphanede çok güzel sosyalleşebiliyorsunuz. Çok özür dileyerek bir şey söylemek istiyorum. Ben bu kütüphanelerde inanılmaz derecede insanların birçoğunun adab-ı muaşeret kurallarına ve kütüphane kurallarına uymadığını düşünüyorum.
baba gelmeler, oraya yerleşmeler, çanta koyma. Çok iyi bir denetleme ihtiyacı var o kütüphanelerin chat. O ne ya? Kütüphanelerde çok büyük sıkıntı yok mu chat? Siz söyleyin, ben öyle bir hissediyorum. Buradan belediye başkanlarına sesleniyorum. Buradan küçük o semtlerdeki efendime söyleyeyim chat, atıyorum Beylikdüzü, Güngören, işte Beşiktaş, Kadıköy falan filan belediye ya da diğer şehirlerde, Giresun'da, Gümüşhane'deki o küçük belediyelerdeki şeylerdeki, ilçelerdeki belediye, ilçe belediye başkanlarına sesleniyorum. Lütfen buraları bir denetleme ya. Lütfen bir denetleme buralara ya. Aynı zamanda tabii ders çalışmanın. Ben bir ara öyle bir şey söylemiştim değil mi Sıloş'um? Unuttum. Yanı sıra. Hani... Ya dur be Eylül'cüm, izledik ya. Aman yavrum ya. Benim Halil İşko. Kaç kere izleyelim Halil İşko? Yavrum benim Halil İşko izleyelim ne olur. İzledik yavrum zaten. Zaten bizde yasak. Yasak. Onun dışında ben kütüphanede kalıyordum ya, çok eskiler. Eda'cığım teşekkür ederim canım benim. Bilir diye biliyorum, ben kütüphanede kalıyordum yani. 2 gün üst üste, 3 gün üst üste kalmışlığım bile vardı kütüphanede yani. Abi belediye başkanı olur musun? Hani ben... Yavrum belediye başkanlığı aslında bu devirde kolay ya arkadaşlar. İrem'im iyi ki varsın. Bu devirde belediye başkanlığı kolay chat. Belediye başkanlığı bu devirde ne yapıyorsun arkadaşlar? Diyelim mesela bir tane arkadaşlar çocuğu köpek ısırdı. O köpeği alıyorsun, tekrardan eski mahalleye geri koyuyorsun. Adam köpeği mahalleye, adam köpeği barınağa kaldırmamış ya. Ya Behzatçı, Allah seni ne yapmasın Behzatçı'ya ya. Ya Behzatçı inanılmaz bir adamsın ya. Oğlum köpeği barınağa, artık köpekleri barınaklara koysanız da ya. Gözünü seveyim Allah'ım, yarabbi delireceğim. Adam tekrardan sokağa geri koymuş köpeği ya. Adam arkadaşlar köpeği, yani çocuğu ısırmış, köpek çocuğu ısırmış. Almış geri koymuş. Oğlum bu hayvanları artık korusanız da. Hem hayvanları hem çocukları. Ulan hayvanları da korumuyorsun, çocukları da korumuyorsun. Bu sefer biz böyle söyleyince işte biz hayvan düşmanı oluyoruz. Biz hayvan düşmanı oluyoruz ondan sonra. Ya baba yazık. Geçen gün Beylikdüzü chat, burası gayet gelişmiş bir yer. Hayvan çıkarmış çöpten, hort 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 peçete yiyor ya. Hayvancağız peçete yiyor. Yazık hayvana da yazık. Ulan yok mu bu Beylikdüzü'nde bomboş bir sürü arazi var. Yapamıyor musunuz buralara bir barınak artık ya? Ya yapamıyorsan buraya barınak, o zaman belediye başkanlığına talip olmayacaksın ya. Talip olmayacaksın. Bu sefer biz şey oluyoruz chat, anasını satayım, bize kızıyorlar bundan sonra, hayvan düşmanı falan diyorlar ondan sonra. Yok öyle bir şey. Vallahi bile biz daha çok düşünüyoruz neredeyse ya. Vallahi bile İrem'im ne demiş, dur bakayım abla, hemen bakalım donate'e. Hemen bakalım donate. Ya Behzatçı sen bizi bitirdin ya. Bu arada kedimin ismini değiştirmeye karar verdim ve Arya koydum. Doğurmuş hissediyorum ya. Miyavlıyor sanırım. Arya mı? Arya da güzeldi. Barry daha güzeldi sanki ya. Barry. Barry sanki daha güzeldi. İçimden sen daha iyi bilirsin tabii. Mesela kütüphanede kalmak çok keyifli bir aktiviteydi. Çünkü dersleri de daha hızlı bir şekilde halledebiliyordum bu şekilde, hiç bölünmeden. Evet. Ama hani bu sene belki okulda çok kalmam. Çünkü 9-5 okulda olacağım muhtemelen ama. Ya şey diyebilirdik mesela ona, ne bileyim. Öte Barry. Anısı var. Yine de yemin ederim okulu da, kütüphaneyi de çok özledim. Yani okulu tek özleyen ben olamam diye düşünüyorum. Artık okul açılsın diye gün sayıyorum. Abla çok özür dileyerek bu okulu özleme psikolojisine girince insan nefret ettiği okulu özleyiveriyor. Yani böyle bir durum var hakikaten. Chat, o psikolojiye girmenizi tavsiye ederim chat. Birazcık kendinizi zorlayın. Kendinizi şöyle arkadaşlar Kızıl Goncalar Naim gibi sıkın, böyle kıpkırmızı olun. İnsan hakikaten özleyiveriyor yani bazen. Lazım. Survive Alive yok demiş. Olabilir yani, yok da olabilir gerçi. Çünkü senin bunları düşündüğün gibi sınıfındaki diğer insanlar da... Canım Rahel'im benim, ne yaptın, parmağını hoparlöre mi soktun, ne yaptın? Abla ben aşırı stresliyim ya. Liseye yeni geçtim, yani geçeceğim. Okulun açılmasına çok az kaldı. İlk gün ne yapmalıyım? Aynı şekilde düşünüyorlar. Evet, lisede yaşımız biraz daha büyümüş ve egolarımız evet, biraz daha oturmuş olduğu için belki ilkokuldaki gibi arkadaş olalım mı deyip arkadaşlığa başlama gibi bir durum söz konusu olmuyor. Yani. Ama merhaba diyerek, kalem isteyerek, silgi isteyerek gerçekten çok güzel arkadaşlıklar ve dostluklar evet, başlıyor. Hani bu konuda hiçbir şekilde gergin olmamanız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani ilerleyen dönemlerde başka sınıflardan bile arkadaşlarınız olacak. Farklı evet, farklı kulüplere katılacaksınız. Kulüplerden arkadaşlarınız olacak. Hocam bu konuda çok da kötü tavsiye vermiyor aslında. Bu konuda doğru tavsiye veriyor yani. Chat, bu kadar böyle ilk defa liseye başlayacak olanlar da gerçekten böyle bir gerginlik yaşıyorsa yaşamayın. Aslında vallahi alışılıyor chat ya. De yani bir günde alışılıyor ya. Aslında çok rahat sosyalleşebileceğiniz ve arkadaş edinebileceğiniz bir ortam lise. Özellikle evet, de sınıftaki herkes dediğim gibi bu korkuyla geldiği için aslında okula, herkesin zaten arkadaş olmaya bir niyeti olacak. Tabii canım, zaten arkadaşlar arada bir tane, çok affedersiniz, bir tane piç bir arkadaşınız olur. O zaten ortamı alevlendirir. Bu yüzden sakın ona uymayın chat. O sınıfın piçiyle sakın yakın arkadaşlık etmeyin arkadaşlar. Hiç. Spider yavrum, abi silgi verir misin? Yavrum kalem var. Kalem vereyim. Yavrum ilk okulun ilk gününü şöyle bir kalemle gidin chat.
Eğer dikkat çekmek istiyorsanız okulun ilk gününe şöyle bir kalemle giriş yapın chat. Yani herkes bütün ilgiyi üzerinize çekeceksinizdir diye düşünüyorum. Gerilmeden sakince okuluna git. Güler yüzlü ol. İnsanlarla tanış. İnsanlara tanışmaktan çekinme. Utanma. Utanacak hiçbir şey yok. Oradaki kimsenin arkadaşı yok. Herkes biriyle arkadaş olmak istiyor. Hani umarım liseleriniz yeni başlıyorsanız arkadaşlar harika geçer. İnşallah inşallah. Rahal ablam benim inşallah. Lise gerçekten çok güzel bir dönem. Geldim abla. Evet Rahal abla, başka abla. Ne yapıyoruz gene? Bir nevi ikincisi. Evet, geç abla, iki ürün. Yani bu durumu yaşayan bir... Bu ne? Rahal, çok fazla kilo aldım ve çok özgüvensizim. Her gün ağlıyorum, çabalıyorum ama pes ediyorum. Daha önce kilo verdim ama yeniden zorlanıyorum. Bana tavsiye verir misin? Özgüvenle... Ya chat. Geçen gün chat bir tane Twitter'da bizim birisi paylaşmış. Sağ olsun arkadaşlar. Gerçek mizah sevenlerin aşkilatası diye. Bu arada bir olduk chat. World of Tanks'e bir olduk. Allah razı olsun. Kim oynadıysa Allah razı olsun chat. Allah binlerce kez razı olsun. İnşallah bir an önce. İnşallah bir an önce vallahi billahi. 150'ye de tamamlarız chat, ne olur ya. Paylaşmış. Bayağı da arkadaşlar, bayağı bir. Onu kim yani paylaştıysa ona buradan kokulu kokulu öpücükler. İyi ki var. Çok teşekkür ederim gerçekten arkadaşlar. Aşkilatanızsam eğer çok mutlu oldum. Tabi arkadaşlar aralarında kötü yorumlar da var. Bunlar normal olacak arkadaşlar. Hepsinin götüne koyayım. Hepsinin, yani olabilir. Hepsinin kendi düşüncesi. Hepsinin anasından mı? Şey yani neyse arkadaşlar. Bir tanesi şey yazmış chat. Birisi bana galiba şey sormuş chat. Kilo tavsiyesi sormuş. Ben de arkadaşlar yeme demişim. Ben de kilo tavsiyesi olarak yeme demişim. Onun için demiş chat. Onun için ben ne zaman bunu da yani bir kere zaten benim söylediklerimi ciddiye almayın. Ben abuk sabuk burada arkadaşlar, benim zaten arkadaşlar muhabbetlerim hep ironi. Benim zaten ben ciddi konuşmuyorum yani chat. Bunu ciddiye alıp bu Avel gibi cevap vermesi zaten saçma geldi bana. Neyse velhasıl kelam chat. Yani ben bu kilo alma verme konularını bilmiyorum chat. Ben yani burada anasını satayım, benim zaten verdiğim bütün hayat tavsiyeleri, ilişki tavsiyeleri, kilo alma verme tavsiyeleri hepsi bir ironi. Olarak çok iyi anlayabiliyorum ama... Ama chat, gerçekten ben bu kilo verme olayını çok bilmiyorum chat. Ben çünkü hiç böyle kilo vermeye çalışmadım. Benim arkadaşlar yani genetik olarak genetik olarak arkadaşlar çok böyle kilo almaya müsait bir arkadaşlar zaten bünyem yok. Daha çok kilo almaya uğraşıyorum. Kilo vermeyle ilgili bir şeyim yok. Ama gerçekten bildiğim, tek bildiğim yememektir yani hocam ya. Ama şöyle... Ya tek bildiğim yememektir yani chat. Öyle bir durum söz konusu ki... Bunun nesi kötü ki şimdi? Ben burada niye linç yapayım? Yani yemezsen kilo verirsin bu arkadaşlar. O öyle değil midir yani? Psikolojik açıdan... Bunu tabii ki de... Hatta ben şunu da kesin söylemişimdir. Bunu demişimdir. Bir diyetisyene falan sorman gerekiyor demişimdir. Melekçim ne demiş? Lisenin ilk haftalarında yanımdaki çocuk elimi sandalyeye uzatıp oturmuştu. Omzuma geliyordu. Ayıp olur diye bir şey diyememiştim. Sonra adım yavşağa çıktı. Yeterince iyi. Sen ne yavşağa çıktı öyle? O yavşakmış anı satayım. Bir donet gelmiş bu arada. Onu da okuyalım chat. Arada bir donet daha gelmiş. Onu da okuyalım arkadaşlar. Barry mi diyorsunuz? İyi tamam, Barry kalsın. Miyavladık birlikte. Yavrum Yerem Toşka, bence Barry kalsın. Biz de Öykü'yle iki MSN'den birimize Lady Gaga şarkıları atarak samimi olmuştuk. Hiç beklemediğinde oluyor. Yani öyle anı satayım. Duru'cum bu arada arkadaşlar. Duru Ege Üniversitesi'ne yerleşmiş. Hayırlı olsun Duru'cum. Hayırlı olsun gülüm benim. Donetleri de okuduk. Devam. İyi olmadığımız dönemlerde kilo vermeye çalışmanın ben çok sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Dur bir dakika dur. Şunu bir dinleyelim. Yani bu... Dur. Abi ben Etimesgut'ta oturuyorum. Eskiden sokakta çok köpek olurdu. Şu anda görmüyorum. Az var. Besatçı burada köpekleri uyutmak yerine eğitilip belediye binalarında bekçi köpeği olarak kullanılacağını söyledi. Evet onu ben gördüm. Yavrum onu ben gördüm. Eğitecek bekçi köpeği olarak kullanacak. Yani aslında güzel bir şey olarak yorumladım ama çok da... Yaşayan biri olarak... Çok da arkadaşlar o da mantıklı olmayabilir. Ya o bekçi köpeği mesela çocukları ısırırsa. Yavrum o da mantıklı değil ya. O da mantıklı değil ki abla. Çok iyi anlayabiliyorum ama... O da mantıklı değil chat. Ya o köpek mesela ısırırsa hocam? Şöyle bir... Ama ya şimdi köpekler de gerçi ısırmama üzerine mi arkadaşlar eğitim alıyorlar? Ne oluyor? Eğitim işini bilmiyorum chat. O konu hakkında bir şey diyemiyorum. Ama öteki, ya dün yaptığı mantıksız geldi chat. Dünkü olay mantıksız geldi. Ya bu olayı çok bilmiyorum ama öteki çok mantıksız geldi. Durum söz konusu ki psikolojik açıdan yeterince iyi olmadığımız dönemlerde kilo vermeye çalışmanın ben çok sağlıksız olduğunu düşünüyorum. Bak ne demiş arkadaşlar? Silahım su son kalan, sen ne biliyorsun abi? Mesela seni nasıl banladığımı biliyorum. Siktir git. Evet. Devam chat.
Çünkü evet, yeterince zaten mutsuzken bir de üstüne kilo verme telaşesine düşüp de bunu takmaya başladığınızda evet abla, otomatik olarak ruhsal abi olarak ya, bir çöküntüye daha... Abi atmayacaktım ama ilk kişi ben oldum sponsorluk şeyi için, canım benim iyi ki varsın soru artıyacım. Biliyorsunuz. Yani kesinlikle ve kesinlikle özgüvenle ilgili sorun yaşıyorsanız, evet, mutsuzluk yaşıyorsanız benim tavsiyem ilk önce gerçekten bir uzmana danışmanız. Uzman mı? Ve baktınız evde kiloyu kendiniz istediğiniz şekilde veremiyorsunuz. Verimli bir şekilde veremiyorsunuz. Verdiğinizi evet, geri alıyorsunuz. Evet. Bu noktada da bir diyetisyenle çalışmayı öneririm ben. Şivacım teşekkür ederim. Çünkü en azından ben kendi adıma böyle yapmayı planlıyorum. Yakın zamanda da bir diyetisyenle çalışacağız zaten. Evet. Çünkü hani şu an düşünüyorum, düşünmeden de edemiyorum böyle bir şeyi. Hani evet kilo vermem gerekiyor ama sonuçta ben böyle bir şey takabilmek için çok evet, iyi bir dönemde değilim. Hani bir tık daha kafamın başka şeylerle meşgul olduğu bir dönemde bunu yapmalıyım. Ne gibi? Allah Allah, nasıl yani? Ve okulun açılması gibi. Böyle bazı dönemleri kendinize başlangıç seçip ilerlemek de faydalı bence. Enteresan. Olabilir abla. Olabilir abla. Ben mesela şöyle söyleyeyim. Hashtag reklam değil. Ben de mesela çok yoğun bir dönemimde olduğum için chat, ben de şimdi spor yapmaya gayret ediyorum. Bu arada Şevval'im hayırlı olsun yeni işin inşallah. Çok güzel şeyler olacak Allah'ın izniyle. İnşallah canım benim, hayırlısı olsun senin adına. Ben de şimdi çok yoğun bir dönemde olduğum için chat mesela spor yani böyle hani hayatımın odak noktası değil tabii, öyle yalandan 3-5 kaldırıp indiriyoruz abla. Aziz Allah Celle Celaluhu, 3-5 kaldırıp indiriyoruz yani yalandan. Şimdi bakın hem üniversite... Yani o da birazcık arkadaşlar zamanlama da istiyor. Bir de kilo alma verme işleri de hocam masraflı ya. Adam yazıyor oraya şimdi diyet listesine, yazıyor anasını satayım gerçekten kilo almak için. Bir ton bir şey yazıyor baba, şimdi onlar da masraflı, millet de öğrenci anasını satayım. Ya yazıktır günahtır, millet sağlığından oldu, şu ekonomiyi bir düzeltin artık. Millet sağlığından oldu ya. Şu ekonomiyi düzeltin ya. Liseye başlayacaklar, çok fazla mesaj attığı için bir tane üniversiteye ve liseye başlayanlar için video çektim. Abla çek artık bir YouTube videosu, nerede bizim vloglar ya? Sonra bir tane hazırlanma videosu çektim. O yüzden size soruyorum. Neyi sor, sor abla. Hangisini önce atayım ya da ikisini birden bugün mü atayım? Bugün ne derseniz onu yapacağım. Şuraya 3 tane şık. Ha, attın hepsini galiba. İkisini de at, bu 60'ken at ya. Ecrin'ci bir iş varsın. Ne demiş? Abi peki ilkokul 1 tavsiyesi gelir mi? Ecrin ilkokul 1 tavsiyesi. Şöyle söyleyeyim sana. İlkokul 1 tavsiyesi ne gelebilir yavrum? Bir tane güzel bir suluk al. Ondan sonra güzel bir suluk. Güzel bir tane de böyle Wings'li ya da efendime söyleyeyim sen söyle Bakugan'lı bir tane çanta al. Pantolon yani bilmiyorum gene tek tip mi giyiniyorsunuz ama benim mesela ilkokul arkadaşlar şeyim duruyor mu bakayım fotoğrafım. Benim zaten profil fotoğrafım biliyorsunuz arkadaşlar. Buralarda bir yerde vardı benim ilkokul fotoğrafım da, biliyorsunuz siz zaten onun chat meşhur. Güzel bir abla güzel bir yaka al. Yakayı nereden alacağını bilmiyorum ama mavi önlük falan muhabbeti artık yok değil mi chat ya? Millet ne giymiyor artık ilkokulda? Tişört giyiniyorlar değil mi artık? Artık tişört giyiniyorlar değil mi? Ondan sonra A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, that is the English alphabet. Ondan sonra devam abla, ondan sonra devamı gelecek ya. Abi kreşe başlangıç için tavsiye istiyorum. Yavrum zaten okuma yazma işini erkenden çözdüğün için kreş işi şöyle. Kreş işi, kreş işi, uyku saatleri var. Uyku saatlerinde mümkün olduğunca gerçekten bizim yayınlara kaçmaya çalışacaksın. Yatılı kreşte ise sıkıntı yok. Güzel, her şey güzel olacak inşallah. Ne yapıyorsun sen? Arkadaşlar eğer Allah nasip eder de 200 bin abone olursak diyecektim ki olduk. Allah razı olsun. YouTube için buradan sana da selamlar. 200 bin abone. Sarma videosu gelecek. Sarma videosunda şöyle bir dans gelme ihtimali çok yüksek. Sarma videosunda şöyle bir dans gelme ihtimali çok yüksek. Chat söyleyeyim yani. Evet. Abi ek gıda için önerim var mı? Yavrum aptabil yiyebilirsin, bir de birazcık bebek bezi turşusu. Şimdi hayatımda ilk kez portakal sıkacağız. Çünkü ben daha önce böyle bir makineyle sıkmadım. Ben bugüne kadar portakal suyunu yani ya elimle şey yapıyordum. Ablam Miss Berra'm, amsili kalem bende de var. Cidden dikkat çekiyor. Fizim hoca Berra'm iyi ki varsın. Ya da... Bu arada 8-8-8 olduk. Arkadaşlar çok tavsiye ettiğim ürünlerden biridir bu arada portakal sıkaca. Mesela şey yapıyordum böyle. Blender gibi bir şey atıp mikser gibi bir şey, artık adı neydi onun da adını unuttum. O ay yani çok yapamadım bu arada. Nasıl blender gibi bir şeyi nasıl atıyorsun lan portakalı kabuğuyla birlikte? Ama benim bilgisizlik. Bir şey, bu nasıl bir şey lan? Şimdi. Sen bardağı niye altına koydun ki? Evet. Sıkıyor. Bir şey söyleyeceğim. Abla dur sakin ol. Ben daha çok... Aaa seninki saçmaymış abla, bir de bu şeyli versiyonları var bunların. Oğlum sen bundan niye aldın? Ya koskoca influencer'sın sen, gözünü seveyim ya. Koskoca influencer'sın, hakikaten sınıfsaldır ya. Derin Derinişko.
Yemin ederim sınıf saldırı ya. Ya çok büyük hata. Bunun zaten direkt bardaklıkları var. Chat bardaklıklı olanları var zaten. Yoruldum. Bu akmalısı bana çok saçma geldi ya. Aa, bir şey söyleyeceğim. Abla çok saçma, yarısı bu. Olmaz ki. Bu niye olmadı? Olmaz tabi, Allah kahretmesin seni. Bir de bunun bardaklıkları... Ne yapacaksın biliyor musun? Üstten sıkacaksın, alttan da böyle yapacaksın. Akana böyle abla helele yapacaksın. Akana helele yapacaksın. İyi bakalım Gökhan'ım. Şimdi söyle, içi dolu. Su burada. Abla bu buradan niye akıyor? Hakikaten sınıfsal ya. Hakikaten sınıfsal ya. Abla sen nereden aldın bu şu, Allah kahretmesin, narinciye sıkacağını da mı bunun içine koydun? Bu nasıl? Ne kadar boktan bir malzeme bu ya? Nereden? Pakistan'dan mı aldın bunu? Ne yaptın? Donsuz mu sıkıyordum? Sık artık. Herhalde abla araya koymuş plastiği. Allah belanı vermesin. Portakalın kabuğu sıkıştı onun için. Ay sikeyim de nasıl ne? Korkarım ondan. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Portakalın kabuğu içinde kaldı. Yok. Bu ne? Ya ne yok? Altına bari bardağı koymuşsun. Tutar mı onu? Ya tutarsa? Aç bari altına kova koy. Kase koy bari ya. Ya beni delirtme. Rahelim benim ya. Ya bu zaten bunun arkadaşlar direkt bardaklı versiyonları var. Bu ne şimdi? Mecbur elim. Ya ya çıldırt beni, delirt beni kartalım ya. Vallahi billahi çıldırt beni ya. Ya beni çıldırt ya. Evet abla. Ya vallahi billahi ne diyor? Tatlım o çıkarttığın huniyi ters çevir, su oradan bardağa akacak, çok tatlısın. Ben bu versiyonunu bilmiyorum. Şimdi hayatımda ilk kez portakal sıkacağız çünkü ben... Bu hunili versiyonunu bilmiyorum. Huniden böyle mi akacak? Bizde bu yok. Bizde direkt arkadaşlar böyle oturtmalı bardak var. Sıkıyorsun direkt bardağa akıyor böyle. Şey demir bardağa akıyor. Bu ne? Ters koymuşsun. Huni ters, ondan düzensiz aktı. Amenna. Ben böyle versiyonunu bilmiyorum. Meryem Doğan iyi ki varsın. Acım dinle. Canım benim iyi ki varsın. Şimdi ufak bir market alış... Lise ya da üniversiteye bak... Abla inanılmazsın. Allah kahretmesin seni. Vallahi billahi. Rahal abla kendine çok iyi bakıyorsun. Çok da belli ki iyi bakmıyorsun ama neyse, inşallah her şey çok güzel olacak, kendine iyi bak, görüşmek üzere. YouTube'cum görüşürüz canım benim. Bu YouTube'a da atıyorum bu videoları, chat böyle her gün her gün artık yeni videolar geliyor YouTube'a. Sizi seviyorum, bunlar seviliyor. Bol bol like dağıtıyorsunuz, Allah razı olsun, abone de oluyorsunuz. 250 bin abone olursak şişeye oturuyor, 250 bin abone olursak Romance Club Göklerin Sırrı 2. Sizi seviyorum.